Kadın erkek ayrımı yoktu. Emekli olmak için 60 yaş şartı arandı. Her şey 1950'de İhtiyarlık Sigortası Kanunu'yla başladı. Üzerinden 72 yıl geçti, ortalama 5 yılda bir kanun değişti. Bugün yaş şartı 65. 4447 sayılı kanun geride milyonlarca mağdur bıraktı. O mağdurlar emeklilikte yaşa takıldı. Emeklilik sistemi siyasi partilerin öncelikli gündemi oldu. Ekonomik koşullara göre prim gün sayısı ve yaş şartı ya artırıldı ya da düşürüldü. Birinci Özal hükümeti de yaş şartına kademe getirdi. 10 Ocak 1986 tarihinde emeklilik yaşı 5 yıl yükseltildi. Böylece kadınlar 55, erkeklerse 60 yaşında yaşlılık aylığına kavuştu. 6 yıl sonra ise DYP-SYP koalisyonu yaş şartını iptal etti. 3774 sayılı kanunla yükseltilen yaş yürürlükten kaldırıldı. Aslında meclisten geçtiğinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal kanunu veto etti. Ancak düzenleme değiştirilmeden kabul edildi. 27 Şubat 1992 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Emekli olmak için aranan yaş şartı ortadan kalktı. Böylece kadınlar 20, erkeklerse 25 yıl hizmet süresiyle emekli oluyordu. Emeklilik yaşı bugüne kadar 3 kez düşürüldü. Üçünde de Demirel hükümetlerinin imzası vardı. Yaşın son düşürüldüğü tarihin üzerinden 7,5 yıl geçti. Ortalama emeklilik yaşı kadınlarda 38, erkeklerde 43'e kadar geriledi. Sosyal güvenlik sistemi derinden etkilendi. 20 yıl çalışan kadına 35 yıl, 25 yıl çalışan erkeğe ise ortalama 30 yıl emekli maaşı ödendi. Özetle çalışan emekli dengesi bozuldu. Bütçe üzerinde ağır yük oluştu. 17 Ağustos 1999 depremi ise finansal sistemi alt üst etti. On binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. DSP-MHP-ANAP koalisyonu henüz üçüncü ayını doldurmamıştı. Halk enkaz altından gelecek sese odaklandı. Hükümetse depremden 4 gün sonra meclise torba kanun getirdi. Kamuoyu kanun maddelerini yeterince tartışamadı. Kadınların 58, erkeklerin emeklilik yaşı 60'a kadar uzatıldı. Kanun 8 Eylül 1999 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. EYT hayatımıza ilk kez böyle girmiş oldu. Geride milyonlarca mağdurun oluşacağını kimse tahmin edemezdi. Ana muhalefetteki Fazilet Partisi mecliste 111 sandalyenin sahibiydi. Yaş şartının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin önünde partinin kapatılması için açılan dava dosyası da vardı. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartını mahkeme aykırı bulmadı. İptal istemini reddetti. Yasadaki kademeli geçişi ise mahkeme iptal etti. 23 Şubat 2001'de yürütmeyi durdurdu. 4 ay sonra Fazilet Partisi temelli kapatıldı. 2002 Mayıs'ında yeniden düzenleme yapıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi devreye girdi. İlk SGK işe giriş bildirgesi sadece çalışanla işveren arasındaki akit değil. Aynı zamanda devletin çalışma hayatıyla ilgili tuttuğu ilk kayıt. İşe başlama tarihi, emekli olunacak zamanı da tayin ediyor. Ancak 4447 sayılı yasa, sigortalının emeklilik tarihini değiştirdi. Zaman içinde mağdur olanların sayısı milyonları buldu. Bugün sorunun çözümü hiç olmadığı kadar yakın. Kanun çıktıktan sonra bu şartlar yeniden belirlenmiş. Biz orada kanunun çıkmadan önceki dönemde bu şartlardan yaş şartına takılanlar bu meseleyi dile getiriyorlar, bu sorunla karşı karşıyalar. O sorunu da Aralık ayında inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine hazır hale getireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır Türkiye'nin gündeminde. Çözüme yönelik formülün yeni yılla birlikte hayata geçmesi bekleniyor.